Anladım. Anlat şimdi, sende sıra. Ne anlatayım? Sen kardeşim yorulmadın mı haftanın her günü? Haftanın her günü yani, ne bir de çok enteresan ya abiler ya, ablalar ya, var yani hani. Hani enteresan? Uğraşayım adını da koyamıyorum yani. Güzel oldu, enteresan güzelmiş. Ben yeter de değil mi enteresan? Tamam, bunu kullanayım. Ya çünkü gece rüyana girer, onların dertleri, anlattıkları falan rüyana falan giriyor. Rüyamı da evime de geliyorlar. Eve de mi geliyorlar? Tabii ziyaretçilerim oluyor benim programımda. Evde ne istiyorlar daha? Kahvemi içmeye geliyorlar, bir çay kahve. Torpil morpil istiyorlar mı? Bana şöyle bir şey denk gelsin, bana böyle bir şey Torpil yok, torpil yok. Benim için işte bere ören var, atkı ören var, telefon kılıfı, kulaklık kılıfı ören var. Allah Allah. Tabii, aman benim elemi, için de göz var. Nuru. Annem bana da örüyor. Hikayeler çok, çok vay hikaye arkadaş var. Peki yorulmuyor musun ya? Yani, ya yoruluyorum tabii. Yani, yorulma değil de şunu sorayım. Şaşırıyor musun hala? Şaşırıyorum. Hala şaşırıyorum. Yani gerçekten ben oldum olası insan hikayelerini, hayatlarına temas etmeyi çok severim zaten. Kendi özelimde de bu böyle. Yıllardır da işte izleyenler de bilir. Buna benzer başka türde işler de yapmıştım. dolayısıyla her insan başlı başına bir hikaye. Hepsinden bir film, bir kitap, bir dizi çıkabilir. O hikayeleri dinlemeyi, hayatlarının bir tarafına dokunmayı çok seviyorum. Hele de söz konusu olan aşksa, aşk arıyorsak, mevzu bahiste bugün evet, aşk üzerine gidiyoruz. Ben de şundan da emurmak istiyorum. Bir, sevgisizlik, sevmeyi unuttuk biz. Aslında gerçekten de içimizdeki o şeyi, kıvılcımı ateşleyecek bir şey arıyoruz. İşte benim programımda da hep o paravan açıldığı zaman tekrar o duyguları hatırlatacak ama senin birini orada arıyorlar. Arıyorlar da kimisi fazla ateş alıyor orada ya. Yani hani, hani ateşleneyim derken mesela yani şunlar neden oluyor? Bak bunu sana da soracağım, aşkıma da soracağım. Yani çıktın anladım. Paravan arkasından sohbet ettin onu da anladım. Görüştüler onu da anladım. Çayı da anladım. Her şeyi anladım. Neyi anlamadın? Takla niye atıyorsun? Niye o şarkılar, yerde taklalar falanlar filanlar? O yani kendisini beğendirmek için meziyetlerini sunuyor işte. Onda ne varsa bünyede. Ya neyse malzeme onu çıkarıyor ortaya. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ya o bir dakika. Dur. Allah Allah. Bu adam yani bu güvercin değil ki takla atsın diye. Bu hani... Hani güvercin severse kendini belli etmek için takıda tukada paçalı maçalı atar yani. Allah aşkına. Şimdi sen de bak, şimdi bekar bir erkeksin. Nurten teyze en son oğlunu ben evlendireceğim, o olacak yani. Senin bu hani geldim gittim. Eyvah. Kaç sene geçti hala böyle burada. Valla ben. Yeter artık. Yetmez mi? Evlilik güzel şey. Korkma. Bak bir çocuğun olsun. Küçük küçük beyazların olsun. Takla atmayı... Takla atmayı öğreneyim, vallahi geleceğim gerçekten. Sen şimdi bak, onu söyleyecektim. Şimdi burada genç erkekler var, bekar ya da evliler de var. Zamanında bekarlık dönemlerinde, sen de yani hala sen kızları tavlamak için türlü türlü taklalar atmıyor musunuz? Hayır. Nasıl hayır? Ya bak, ya orada... Ya şiirler, şarkılar, serenatlar eskiden. Şimdi böyle metiye düzmeler, aşkım tatlı. Şiir serenat ne? Takla ne? Yapmıyor musunuz? Sosyal medyada dürtüyorlar artık. Ne takla mı kaldı ya? Bir nevi takla onlar da yani. Şimdi artık öyle. Baba niye atıyor? Ben niye? Ne oluyor aslında orada? Çok önemli bir şey sordun. Son zamanlarda bir iki yıldır videolar da paylaşıyoruz. Farkında mısın? Evet. Herkes birbirine komik dans eden erkek kadın videoları yolluyor. Evet. Bedenini çok oynattığında bakın duyular devreye giriyor. Ve erkeklik hormonları baskın olduğunda üst akıl devre dışı olur. Ve erkeklik hormonu geldiği vakit kollar mollar diyor. Aynen. O yüzden saçmalama. Bize göre saçmalama. Bir anlamı yok. Kesinlikle bir anlamı yok. Ama ne yapıyor? Apache dansı yapıyor. Ona yani kafa bir yerde, beden bir yerde. Çok ilginç. Apache ile tavlanabilen bir kadın var mıdır Apache dansıyla? Yani mesela Kızılderililer de olabilir zamanında. Aranızdan bir tanesi mesela bir erkeğin bana sabah kalksın Apache dansı yapsın. Akşam yatarken Apache dansı yapsın falan diyen var mıdır aranızda? Ya şu VTR'yi bir izleyelim. No. Sonra senin programından bir toplama, bir VTR yaptık. Bir izleyelim. Hadi sonra izleyelim. Acayip başka bir şeyim var. Hadi bakalım. Geliyor. Merak ettim. İstersen bana ukala mukala de, el üstünde tutulmuşsam hep ben kalırım prensesler gibiydim ben baba evinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sanırdım. Gök kuşağına ulaşmak için yağmurda ıslanmalısınız. Birlikte
ıslanmaya var mısınız? Müjgan Hanım, ben seni çok beğenmiştim ama. Beni kimler beğenmedi ki? Üzüldüm ya, annenizin engel olacağını hiç tahmin edememiştim. Ben başka bir bayana talip olacaktım. Neyse, problem değil yani artık. Olur mu öyle şey? Hayır arkadaşlar, çözelim bunu. Hayır, Songül'e geldiyse Songül'e. Tamam abi. Olur mu öyle şey? Aa! Bir his daha var benim gönlümde. Nasıl yani? Siz Lütfiye abla için geldiniz. Ama o işi bitirdi. Çiviyle aynı çiviyi çakarız yani. Ben buraya ciddi ciddi evlenmeye geldim. Ben ne zaman evleneceğim ya? Benim yaşım 31. Ben Hanife Hanım için bir şanstım. O bu şansı kaybetti. Siz Burak Özçivit'i bekliyorsanız onu beklemeyin. Ben de Fahriye Evcan'ı bekliyorum ama gelmiyor. Nişan yapalım biz artık. Ama daha tanımamız lazım birbirimizi. Tanımadıysanız siz bilirsiniz. Benim işlerim var. O zaman yapalım. Hemen de ikna oldu. Yüzüm benim gökyüzüm. Ağlarım bulutluysam. Elimdir ipek örtüm. Örtmesen uyuyamam. Yani sana doyamam. Biz anlaştık, Allah'a şükür. Kırmızı karardı. Sevgilimi başkalarına yar etmem. Vermem de. Ben sizi prenses olarak görüyorum. Beyaz atlı prensi olarak masallar diyarına götürmek istiyorum. Gelir misiniz? Nereye? Karşıyaka'da kimse gelemez arkamdan. Hangi anlamda? Bismillah. Çok ciddiyim ben. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kararınızı beklerim aslında. Çaya gidelim. Sizin için ben bir şarkı olsaydım hangi şarkı olurdum? Koray Avcı'dan Hoş Geldin. Akustik. Ay! Akustik yani. Direkt evlenebilirsiniz o adamla. Elinize sağlık. Kimmiş ya? Akustik ya. Evlenirsin o adamla çünkü akustik yani. O kadar seviyorum ki akustik bir de yani ekliyor yani. O kafayla evlenebilirsin mesela. Kolay avcı yetmez. Akustik yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.